Herkese merhabalar, her yerinizden öpüyorum demiştik yıllar öncesinde. Bir Beşiktaş karşılaşmasında Manchester United Beşiktaş maçıydı. Rüştü'nün sağa sola kedi yutup oradan oraya uçtuğu maçtan sonra ne demiştik? Maç sırasında her yerinden öpüyorum. Ama bundan sonra her yerinden öpmek yok. Maçın her yerinden var. Martin Taylor'la Alan Smith biliyorsunuz karşılaşmaları anlatıyor FIFA 2017'de. Bugün Ertem Şener'le berabersiniz. Ertem Şener sizlere anlatacak, yani bendeniz. Ankara'ya hoş geldiniz Gençler Birliği Beşiktaş karşılaşmasında. FIFA 2017'de bu müthiş mücadelede sizlerle beraberiz. Kim oynayacak? Sevgili Arda ve sevgili Ercan oynayacaklar. Nasıl oynayacaklar bilemiyorum. Artık bundan sonrası onlara kalmış. Arda İbrahim Üzülmez efendim. Deli İbrahim görmüş oldunuz. Öbür tarafta da Ercan. Çok koyu bir Fenerbahçeli ama şu anda koyu bir Beşiktaşlı olan Ercan da bu karşılaşmayı sizlere anlatacağız, aktaracağız. Sevgili dostlar, maç başlamak üzere. Biliyorum hepiniz diyorsunuz ki hadi anlat Ertem abi. Biz de anlatalım o zaman. Başlama vuruşunu Beşiktaşlı futbolcular yapacak. Ankara'da 0-0'lık beraberlik. Hakemlerin isimlerini vermiyorlar. Hakem isimleri vermiyorlar. FIFA 2017 neden acaba böyle bir uygulamaya gidiyor? Onu bilmiyorum. Ama hakem isimlerini vermiyorlar sevgili dostlar. Karşılaşmayı normalde Alper Ulusoy yönetiyor. O Alper Ulusoy ilk düdüğünü çaldı ve maç başlıyor. FIFA 2017'ye hoş geldiniz. Ben Ertem Şener, her yerinizden öpüyorum dememi bekliyorsunuz ama öpmüyorum. 0-0'lık beraberlik. Marcelo şüphesiz Beşiktaş'ın bu sezon en önemli kozlarından birisi. Marcelo Beşiktaş'ta Tosic'le beraber stoperde çok önemli işler yapıyor. Penaltı dedi. Alper Ulusoy penaltı dedi. Kart çıkacak. Ahmet Çalık, yuh be abicim. Küt saçlı yapsaydınız bari be. Hiç benzemiyor ya. Vallahi hiç benzemiyor. Tamam penaltı. Oho, eve götürecek neredeyse topu. Almış eve götürecek neredeyse. Kucaklamış iki sevgili gibi. Ahmet'le top. Şimdi topun gerisinde. Bak. Kim attı penaltıyı arkadaşlar? Kim attı? Ercan sen mi attın? Seni kovarlar biliyor musun? Yani bu dakika itibariyle ne Şenol Güneş dinlerler ne bir şey. Kovarlar. Böyle penaltı mı atılır ya? Tosic attı değil mi penaltıyı demin? Tosic penaltıyı dışarı gönderdi ya. Penaltıyı çok zorlaştırmışlar. FIFA 2017'de penaltı inanılmaz zorlaşmış. Oyunla ilgili çeşitli bilgiler var. Onları da sizlere aktaracağım. Mesela şu atağa geçtikten sonra anlatayım. Çok güzel bir çalışma yapılmış. Bununla ilgili de gol. Gol geldi. Gençler Birliği 1-0 önde. İbrahim Üzülmez ve öğrencileri Beşiktaş karşısında 1-0 önde. Gol anını tekrar yaşayacağız. Gençler Birliği 1, Beşiktaş 0. Sağdan orta. Boşta kalan top. Nefis bir vuruş. Tolga'nın uzanamayacağı köşeden topağlarla buluşuyor. Gençler Birliği 1-0 önde. Kahveci atıyor. Güzel bir gol attı. Evet, penaltı atışlarında, özellikle penaltı atışlarında oyunla ilgili sizlere söylemek istediğimiz, artık topun önünde sabit beklemek yok. Vuruş öncesinde serbest bir şekilde topun çevresinde dolaşabiliyorsunuz. Mesela geriden koşarak gelip sert bir vuruş çıkartabilir veya topa falso verebiliyorsunuz efendim. Notlarımızı aldık tek tek buraya. Bunun da altını çizerek belirtelim. Gençler Birliği 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Gerçekten etkili bir atak sonrasında bu gol geldi. Bu arada bakıyoruz. Cenk Tosun orada pres yapan futbolcu alamadı. Gençler Birliği daha etkili, daha arzulu, daha istekli. 1-0 önde. Gençler Birliği İrfan Can Kahveci'nin attığı golle. İrfan Kahveci'nin attığı golle Beşiktaş karşısında sevgili dostlar. Tek topta Beşiktaş çıkmaya çalışıyor. Başarabilecekler mi? Cenk Tosun! Cenk Tosun! Tosun vurdu kaleci! Hop! Köşe vuruşunu Ricardo Quaresma kullandı. Kafa vuruşu yine hop. Top off'ta. Beşiktaşlılar off'ta. Sürekli off çekiyorlar şu dakikalarda. Aman gerçekten böyle olursa diye. Cenk Tosun ileride pres yapıyor siyah beyazlarda. Olcay Şahan'ın İlk 11'de olduğunu belirtelim. Tolga Yarslan pres yapıyor orta alanda. Son haftaların başarılı ismi. Bakın oyun Tolga Yarslan'ı mesela Şenol Güneş'in ona bakış şekliyle düşünüyor. Ve otomatik olarak güncellendikten sonra Tolga'yı oyuna alıyor sürekli olarak. Şimdi Selçuk Şahin. Selçuk Fenerbahçe'de bile böyle gitmedi. Fenerbahçe'de bile böyle gitmedi. Kaleci Tolga uzaklaştırıyor.
Pres var orada. İrfan pası sağ tarafa doğru. Stanko'nun koşu yoluna. Stanko'nun ortası. Vuruş dışarı gidiyor. Out. Dakika 37. Beşiktaş 1-0 mağlup durumda. Sevgili dostlar, sevgili Beşiktaşlılar. Uğur Meleke'ye buradan selamlarımızı gönderelim. Sevgili Uğur Meleke, bak Gençler Birliği senin takımın 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Uğur Meleke Beşiktaş tutuyor biliyorsunuz. İkinci gol peşindeler. Yerden Tolga. Tolga hatasız. Bu defa hatasız. 42. dakikadayız. Beşiktaş'ın 1-0'lık yenilgisi. Tosic özellikle bu sezon çok iyi. Marcelo bu sezon çok iyi. Bir topuk pası. Beşiktaş istediği oyun hakimiyetini ele geçiremedi. Ahmet Çalık önde bastırıyor. Quaresma'nın orada rakibine gönderdiği, daha doğrusu arkadaşına gönderdiği, rakibini avuta gönderdiği diyecektim ama gitmedi. Uzun bir top. Tolga çıktı mı? Çıktı. Aman Tolga. Aman 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 aman. Kapatın Beşiktaşlar gözünüzü. Neyse ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. 1-0. İstatistiklere bakacağız. 2 şut Gençler Birliği'nin, 3 şut Beşiktaş'ın. Kaleyi bulan şut 1-2. Topa sahip olma 51-49. 3 müdahalesi var Gençler Birliği'nin. 0 Beşiktaş'ın. %50 şut isabeti Gençler Birliği'nin, 66 Beşiktaş. 82 pas isabeti oranından %82 Gençler Birliği, %85 Beşiktaş. Fabri'yi oynatalım ikinci yarıda. İkinci yarıda Fabri'yi oynatalım. Bir değişiklik gelsin. Fabrizio Beşiktaş'ta ikinci yarıda kalede Fabri olsun. Neden? Çünkü biliyorsunuz yine Fabri'yi oynatacak çünkü. İkinci yarıda Fabri hazır. Hadi bakalım. İkinci yarıda başlama vuruşunu ev sahibi takım yapıyor. Gençler Birliği 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ın kaçan bir penaltısı var. Tosic'le. Biliyorsunuz Gençler Birliği takımı çok diri bir takım, koşan bir takım. 1923'ten beri çok etkililer. Yani kulübün kuruluşu daha yaşlı İlhan Cavcav'dan. Neredeyse 1923'ten beri İlhan Cavcav'da olacak. Doğar doğmaz başkan olmuş. Ana kucağında başkan olan tek başkan İlhan Cavcav. 128 yıldır başkanlık yapıyor bu kulüpte. Sağ taraftan gelme çabası Beşiktaş'ın. Tarişça'nın presi var. Tarişça. Ara pası denemesi olmadı. Şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun. İşte bu çalımları artık rahat yapamıyorsunuz FIFA 2017'de. PES'te biraz daha kolay. PES'te FIFA'nın arasında biraz daha bu yönden fark var. FIFA'da istediğiniz gibi rakibi geçemiyorsunuz. PES biraz daha size bu konuda daha rahat bir ne diyeyim size kolaylık sağlıyor. Sarı kart Duško Tosic. Taç atışını kullanıyor. Gençler Birliği nereye? Yanlış yere. Stanko boşa çıktı orada. Gençler Birliği ligde 8. sırada 10 puanı var. Sevgili dostlar. İsveçli kaleci çıkmadı kalesinden. Johannesov. Top onun kucağında. 29 yaşında. Bir derin pas. Ahmet Çalık'ın arkasına. Tanişça. Tehlike var. Sağ tarafta Beşiktaş Tanişça. Cenk Tosun gelmedi ona. Beşiktaş istediğini yapamıyor. Özgür oynayamıyor. Şöyle oyunu efsaneleştirdiğiniz zaman, Legend'da oynadığınız zaman oyun sizi çok zorluyor. Hani rakiple birbirinizle hani denk kuvvetler olduğunuz zaman bir de zorluyor. Burada aslında bence FIFA'nın şöyle bir şey yapması lazım. Takımların gücünü oyuncuların gücüyle, yani oynayanların gücüyle eşit tutmaması lazım. Mesela ben kötü oynuyorum. Arkadaşım iyi oynuyor. Ben kötü oynuyorum ama Barcelona'yım. İyi oynayan arkadaşım Gençler Birliği diyelim. İyi oynayan arkadaşım oyunu daha böyle
rahat kazanamamalı. Oyunda bir güç var, oyunda etkili bir güç var. Gençler Birliği Beşiktaş neredeyse aynı şu anda. Artık şunu söyleyeceğim dediğim anda Beşiktaş geliyor Tarışcan'ın vuruşuna kaleci of. Evet, şunu söylemekte fayda var. Biraz önce de belirtmiştim tekrar tekrar. Yani iki kişinin denk kuvvetlerin diyelim. Mesela Arda ile Ercan şu anda oynuyorlar. Denk olmalarına rağmen Gençler Birliği ve Beşiktaş denk olmamalı oyunda. Bu biraz bana yıllardır hep ters gelmiştir konsol oyunlarında. Ne olursa olsun sahadaki takımın biraz daha güçlü olması gerekiyor. Ama FIFA 2017 buna hiç izin vermiyor şu anda. Gençler Birliği takım atak geliştiriyor. Sol taraftan izin vermiyorlar. Beşiktaşlılar izin vermiyorlar. Kapandılar. Bir dörtlü savunma, kayan bir savunma ikinci bölgede. Sağ taraftan siyah beyazlar gelme çabasında. Tarışça derin bir pas olabilir. Mayerhof. Yeni koşu türleri var mesela burada oyunda. Daha zeki oyuncular ve topsuz alanda artan momentum sayesinde defans hattının arkasına sarkmanın yeni ve yaratıcı yollarına sahip oluyorsunuz. Bu düzende. Dediğim anda Beşiktaş kaybediyor. Beşiktaş kaybediyor. Gençler Birliği 1-0 kazanan taraf. Sevgili seyirciler, sevgili FIFA 2017 izleyicileri, sevgili Ertem Şener TV izleyicileri. Gençler Birliği Ankara'da İrfan Kahveci'nin attığı golle 1-0 kazanıyor. Bu tabii Başakşehir'in, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin çok işine gelecek. Böyle bitebilir mi? Bitebilir. Gençler Birliği diri bir takım. Gençler Birliği etkili bir takım. Koşan, pres yapan, basan, etkili bir takım. Tabii Beşiktaşlar üzüldüler. Bakalım doğru çıkacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Maç özetlerini Ertem Şener TV'de bulmaya devam edeceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Her yerinizden öpüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hoşça kalın.